Her şeyi insan yapabilecek güce sahip. sahip, parayı da böyle itip itmediğini diyor. Anlarsınız diyor. Hastalık. Fakirlik bir hastalık mı? Kesinlikle. Vallahi çok şaşırıyor. Yani hastalığın kendisi de bir hastalık zaten. Çünkü insanlar. ...iyi ve güzel şeyden korkutulmuşlardır. Hatta buradan tarihini bile buluyorum. Yani kaç yaşında? Bir cümle bütün hayatını of. mı belirliyor Çeşinlikle. bir insanın? Ay ağlayacağım ya. Çok sinir bozucu çok. ya. O pozitif şeyleri itmekten vazgeçiyor. Evde kendi kendine yapabilir mi bir insan? Yaratıcı tek bir bütünlüktür. Kuantum bizi bunu bize söylüyor zaten. Kuantumcuya soruyorlar. Nasıl yani diyorlar. Dolanıklık bize neyi gösteriyor? Her şeyin bir tek olduğunu gösteriyor Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında son derece kıymetli bir konuk ve bir o kadar da lütfen sonuna kadar izleyin, bir kelimesini bile kaçırmayın diyeceğim bir söyleşiyle karşınızdayız. Kuantum'un babası olarak onu tanıyorsunuz, Şanal Günseli bizimle. Şanal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Daha önce bir olmak... defa bir yayın yapmıştık. Evet, yaptık. Ben çok sabırsızım <laughs> söyleşmek için. Sözünüzü kestim, buyurun. Evet. Bu şekilde anılmak gerçekten çok şey yapıyor benim. Onurlandırıyor. Yıllar önce bu konuda çalışmaya başladığımda hayallerimin içinde bir tanesi de buydu. Yani bu şekilde anılmaktı. Ben niye böyle söyledim daha en başta? Çünkü bugünlerde çok popüler ve güncel konular bu kuantum konuları. O kadar çok şey öğrendik ki bilmediğimiz ama pek çok bildiğiniz isimleri yetiştiren kişi de Şanal Günselidir. Ben hakkınızı teslim etmek için söyledim hocam. Ol, i̇yi ki varsınız. ]ler. Bugün de söyleyecek o kadar çok sözümüz var ki... ...hem günceli içeriyor... E, ...bu sohbetteki bilgiler... ...hem de insan nasıl bir yazılım... ...insanın sırrı, hayatın şifresi... ...itme, çekme gücümüz... ...o itme ve çekmeyle... ...kendimize, ilişkilerimize... ...neler yapıyoruz? İçinde bulunduğumuz dönem çok zorlu hocam. Zorlu. Dünyada zorluklar hiç bitmemiş. Çok garabet dönemler olmuş ama... ...yani ben... Niye diyorum yani niye bir vahşeti biz şu an 2023 dünyasında izlemek zorunda kalıyoruz? Bir kalp getirmişsiniz. Evet bu kalbi şurada hemen yanda bir yerde gördüm. Böyle şeffaf kristalden yapılmış bir Dünyanın kalp. Dünyanın şu anda ihtiyacı olan evet, şey bu değil mi hocam? En çok ihtiyacı olan bu kalp ve bunun temsil ettiği gerçek sevgiye ihtiyacımız var. Çünkü sevgi deyince başına gerçek koymak zorunda kalıyoruz. Sevgi adı altında öyle şeyler yapılıyor ki, saçmalıklar, zulümler yapılıyor ki. Onun için başına onun sevgi koymak, şeyi gerçek koymak zorunda kalıyoruz. Onun için bunu çok beğenmiştim böyle. Şeffaf kalp. İyi ki de getirmişsiniz. Şeffaf olması ya da ilginç. işte insan pozitif şeylerde böyle hemen bir yüzüne bir gülümseme oturuyor ama yani. o negatiflikte, de ya inanılmaz bir karartı yüklüyor hepimize hocam. Neden biraz bu güncele değinerek başlıyorum? Çünkü Şanıl Hoca insanı, insanın nasıl bir yazılım olduğunu bilen, bir o kadar da günceli çok yakından takip eden biri olduğu için bunların neden, niye yaşandığını harika anlatıyor. Hocam, biz 2023 dünyasında neden bir soykırım, bir vahşet izliyoruz? Şimdi her şeyde olduğu gibi bazı sonuçların olayların bir öncesi vardır. Yani hı hı. tohum olarak ekildiği zamanları vardır. Gerek kişinin bilinç altında, e, onun kaderi oluşmadan, hayatı, hayat hikayesi oluşmadan önce, çocukluğunda nasıl yazılımı oluşuyorsa bir tohum halinde. Hı hı. Bu tohumda onun inançlarıdır, duygularıdır. E, toplumlarda da aynı şey vardır. Toplumların bilinç altında da e, var olan bilinçaltlarında var olan bazı inançlar, bazı paradigmalar onların kaderlerini belirler. Yani çok iyi iyi gören, tahlil eden birisi diyelim ki 10 yıl, 20 yıl önce olayların buraya gelebileceğini görebilirdi ki daha önce de zaten çok tekrar edilen şeyler bunlar. Hı -hı, hani ilk hı -hı. defa da olmuyor. Evet. Bu son olayları konuşuyoruz. Ama ilk çığırından bu denli çıktı. Bu denli çıkıyor. Zulüm çok arttı. Doğru. E, çığırından çıkmasının hem iyi hem de kötü tarafı var. Tabii kötü tarafı bu e, şahit olduğumuz e, bir katliam özellikle çocukların ölümü e, sonra çocukların anne babalarının ölümü ve çocukların öksüz yetim kalmaları ve onlara bu vahşeti yapan kişilerin kan, do kan donduran. İfadeli. Hayat görüşleri, ifadeleri, yani diyorsunuz ki yani ben hangi dünyada yaşıyorum? Bunlar kim? Nerede yetişmişler vardır ya? Yani nerede yetiştin sen? Bu kafayı na nasıl oluşturdun diye düşünüyorsun? Ama işte bu e, baktığımız zaman kişilerin e, aldığı eğitim, dini eğitim, e, aileden aldığı e, terbiye, onun bilinçaltında bir yazılım oluşturuyor, bir yapı oluşturuyor. O da onun kaderini oluşturuyor aslında. Yani bu vahşetin sonunda bu kader onları nereye götürecek? Ben diyorum ki, benim inandığım Allah'ımın inanılmaz bir adaleti var. Evet. Ve böyle bir zulüme mutlaka bir bedel ödetecektir diye düşünüyorum, iman ediyorum. Şimdi bedel şeydir aslında, derstir, karşılıktır, sonuçtur yani. Bedel dediğim hı hı. Bir şey sonuçtur. İyi bir şey yaptığımız zaman onun sonucu bize ödül olarak geliyor kötü bir şey yaptığımız zaman da ceza olarak geliyor bu herkes için geçerli peygamberler için de geçerli çünkü peygamberler de bir nevi e, cezalandırıldılar e, tarihte birçok bir peygamber geldi geçti bireyler de bu şekilde e, kötü karşılıklar alıyorlar toplumlar da alıyorlar şimdi burada iki şey var onu söyleyelim sonra bizim e, itme çekme, kader hı hı hı. ve insanın yazılımıyla ilgili konuya gelelim. Sonra tekrar buraya döneriz. Şimdi bakın burada e, hem toplum hayatında hem insanın hayatında e, başka insanlardan kendini üstün görmek, üstün ayrıcalıklı farklı görmek en büyük kötülük kaynağıdır aslında. Çünkü kendini üstün ve farklı gördüğün zaman diğerini aşağı görürsün. Bir de bunun altında arkana Tanrı inancını alırsan, yani yanlış Tanrı, tanrı böyle inancını alırsan, yani şöyle Tanrı beni sevdi, seçti. Allah beni seçti, üstün bir ırk olarak kıldı ve bana dedi ki, ben seni bütün alemlere üstün kılacağım ve diğer herkesi otomatik olarak da senin kölen yapıyorum diyorsan eğer yani öyle bir yazılım olduysa öyle bir ideoloji olduysa işte tüm kötülüklerin kaynağı bu aslında. Halbuki yaratıcı böyle bir şey söylemez. Çünkü yaratıcı tek bir bütünlüktür. Yani bütün varlıkların kardeşliği üzerine kuruludur. Bu aynı zamanda dini bir şey değildir. Bu bilimsel bir şeydir. Bütün varlıkların tek bir şey olduğunu, yani kardeş olduğunu Kuantum fiziği bunu bize söylüyor zaten, biz gösteriyor. Dolanıklık diye bir şey var, kuantum evet. dolanıklığı. O şudur, birbirinden ayrı farklı gibi gözüken parçacıklar, hı hı. kuantum hı hı. E, şeyleri, elektron parçacıkları, fotonlar yani e, uzakta bile olsalar, e, birbirlerinden ayrı bile olsalar, e, bazı deneyimler, deneyler yapılıyor bazı hareketler yapmaları ya da bazı bilgilerle donanmaları sağlanıyor. Mesela iki ayrı foton var bir yerde. Birine hangi bilgi yükleniyorsa diğeri otomatik olarak onu sahip oluyor. Diğeri hangi konuda manipüle ediliyorsa otomatik olarak diğeri de aynı şeye sahip oluyor. Bunu anlayamıyorlar. Ne, nasıl olabiliyor diye. Bir tane çok ünlü bir şey vardır, diyalog vardır. Bir kuantumcuya soruyorlar. Nasıl yani diyorlar? Dolanıklık bize neyi gösteriyor? Her şeyin bir tek olduğunu gösteriyor diyor. Ne Nasıl dersin. yani diyor? Defalarca söylüyor onu. Tek. Bir tane diyor. Bir tane. Dolayısıyla bunu işte Mevlana çok güzel söylemiş. Diyor ki suyu diyor kaplara koy. Zannedersin ki her kabın içindeki su farklıdır. Halbuki birdir diyor. Nasıl anlarsın diyor? Kapları kır. Dök bir yere sular birleşir, kaynaşır, tek bir su olur. İnsan oldu öyle. Kaplarımız bizimle bedenlerimiz. Bedenlerinde bir de renkleri farklıysa, biri ziyah, biri işte beyaz, biri sarıysa, iyice insanın gözünü şaşa ediyor, farklı. E bir de ideolojileri ve dinleri farklıysa, işte biri katolik, öbürü protestan, Avrupa'da bu katoli, din savaşlarında milyonlarca insan ölüyor. Öldürüyorlar birbirlerini. Nasıl öldürüyorlar biliyor musun? İşkence yaparak, yakarak, keserek öyle normal yollardan değil. Arkasındaki ideoloji ne? Dini biz doğru olarak biz biliyoruz. Onlar yanlış biliyor. Tanrı bizden yana. Dolayısıyla onları öldürmek Tanrı'nın bize verdiği bir görevdir. Tıpkı diyor. bugünlerde oldu. Tıpkı bugünlerdeki gibi. Bu her yerde geçerli, her yerde. İşin hep. sonu sizce nereye gidiyor? Ya yani işin sonu. İnsanı çok iyi tanıyan e, bir olduğunuzu bildiğim yani için söyleyelim. hep insanı iyi tanı tanıdığımı düşünüyorum, ama tabii daha öğrenilecek çok şey var. Hem de dinler tarihi olsun, e, bir bilinen tarih, bir de bilinmeyen tarih var. Hepsini biliyorsunuz. E, siz. Yani hepsini bilmiyorum da <laughs> e, genel şeyi çıkarmış gibi hissediyorum. E, genel resmi. Profili çıkarmış gibi hissediyorum. Şimdi bu şu anda olup bitenler öbürlerine benziyor. Kötülük ve kaos ve savaş bakımından. Ama bir farkı var. Artık insanlık öyle bir yere gelecek ki bakın bunun işaretlerini görüyoruz. Tüm dünyada bu olup bitenlere karşı Yunanistan, İspanya, New York, Londra, Paris, her yerde Danimarka, Hollanda, Yunanistan... İnsanlar ee, insanlar binlerce milyonlarca kişi e, buna isyan ediyor. Tarihte belki böyle bir şey olmadı. Şimdi bu ne olacak? Tahminimi söylüyorum. Kat kat büyüyecek. Artık bu tarz kötülükler ve onun gerisindeki anlayış insanların kesinlikle toprağa gömecekleri ve bir daha asla başvurmayacakları bir şey haline gelecek. Ve bu şekilde davranan kişiler kınanacak. ...cezalandırılacak ve tarihin çöplüğüne gömülecekler. Ama daha önce böyle değildi. Yani çünkü... Dünyada e, müthiş bir uyanış var. Müthiş bir uyanış İnsanlığı var. İnsanlığı koruyorlar. Evet, şimdi bu e, Filist ölen Filistinler için çocuklar, anne babalar için birbirlerine şahit, e, şehit diyorlar. Onlar şüheda diyorlar galiba. Şahit kelimesini kullanıyorlar. Güzel bir kelime kullanıyorlar. Ben onların gerçekten o manada şehit olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü çok pozitif bir şeye vesile olacaklar bunlar. Hmm. Çünkü artık insanlık diyecek ki yeter be kardeşim. Yani yeter artık. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz bu görüşe sahip olan insanların en azından iktidarda olmasını istemiyorum. Hocam bunda şunun da payı olabilir mi? Şimdi hep daha önceki yayınlarda siz de söylediniz, başka konuklarımıza söyledi. İnsanların hep başka bir evreye geçtiği konuşuluyor evet. ya. Hani daha önce hiç konuşulmayan şeyler konuşuluyor. İnsanı tanımaya, insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamaya dünyayı daha iyi tanımaya ve anlamaya başladık. Hı -hı. Bilgi çağı dediğimiz şey. Evet. Hep de diyorduk ya bir uyanış çağı bu çağ diye. Kesinlikle. Bu mu sebebiyet veriyor ee, acaba? Durun kardeşim hayır. Biz böyle bir dünya istemiyoruz. Yani uyanış çağı şu. için dışa çıkması, tezahür etmesi bütün Hı -hı. iyilikleri ve kötülükleriyle aşırı derecede kötülükler ve ona karşı e, yapan Hı -hı. üst boyutta karşı çıkan iyiler yani iyilerde artık şöyle bir şey olmayacak. Yani bakın bu e, İsrail zulmüne diyelim karşı çıkanlar e, her milletten, her ırktan, her dinden insanlar. Evet. Orada diyorlar ki insanlık önemli. Bu bir insanlık suçu diyorlar. Bu çok önemli. Şimdi e, tarihte yine ilk defa değişim ve dönüşüm için için dışına çıkması lazım. Gör, görülmesi gerekiyor. İnsanların bireysel hayatında da öyledir. Bazı olaylar olur ve olayların şeyi giderek artmaya başlar kötü olayların şiddeti, volümü seni öyle bir noktaya geri getirir ki şuna karar verirsin. Artık ben bunları yaşamak istemiyorum ve ben kesin bir değişim istiyor, istiyorum. Bıçak kemiğe dayandı kardeşim dersin kendi kendine. İşte o karar anı hayatını değiştireceğin zamandır. Çünkü her şeyi biz yapıyoruz, oluşturuyoruz. Toplum olarak biz yapıyoruz, insanlık ve bireysel olarak biz yapıyoruz. İnsan nasıl bir yazılım hocam? Bunu dediği an çok garip bir şey. Diyelim ki candan, yürekten dedi ki ben değişmek istiyorum evet. artık. Ben hayata farklı bakma. Dediği an karşısına onla ilgili bilgiler akmaya başlar. Kitaplar, söyleşiler, çalışmalar akmaya başlar. O da zaten uzanır, onları alır. Karar veren kendisidir. Çünkü ben onu şeye benzetirim. Yani örnek biraz tuhaf da olabilir, iyi de olabilir bilmiyorum. Hep gözümün önüne o geliyor çünkü. Bu sürükler var ya hani yapışıyor, evet. e, kanı, evet. emiyor, ha, ha, emiyor, kanı emiyor, emiyor, emiyor. Kanı temizliyorlar. Sonra düşüyor Doyuyor çünkü. Kana doyuyor. Şimdi insanın da kötülüğe doyduğu bir zaman var. İşte o zaman o bu. O zaman bu zaman. zaman. Artık diyecek Bundan ki sonrası değişiyor. kaldıramıyorum diyecek. Bu bireysel anlamda da olacak ama oluyor da zaten. İnşallah, İnşallah yani, hocam. Ve bunun nasıl olacağını anlatan insanlar e, çıkıyor ortaya. Mesela diyelim ki nasıl oluyor bu? Eskisi kadar karmaşık olmadığını göreceğiz. Nasıl? Kuantum çağı nedir? Her şeyin çok hızlı olduğu çağ. Mesela Hı. kuantum şeyleri var, bilgisayarları var şimdi. Ona hazırlanıyor insanlar. E, normal bir e, bilgisayarın çok uzun sürelerde yaptığını bir tık kadar çok hızlı yapıyor kuantum bilgisayarları. Öyle olduğu söyleniyor. Artık değişim de çok hızlı olabilecek. Çünkü insanın bir beden boyutu var, zihin boyutu var, kuantum boyutu var. Kuantum boyutunda değişim için karar verdiği zaman şu kadar hızlı olacak kişinin değişmesi. Ve bu teknolojiyi yani kuantum psikolojisi olarak diyelim o kişilerde yaratacak teknikler var. En baştan geriden doğru gelirsek hipnoz mesela çok hızlı bir uygulamadır. Hı hı. Ee, hipnozu çok iyi yapanlar e, bunu başarıyorlardı. Hipnozdan başlayarak enerji çalışmaları olsun, işte şimdiki kuantum çalışmaları olsun, yeter ki kişi buna karar, karar versin. versin. Bakın şimdi insan nasıl bir yazılım dediniz? Şimdi. E, Hani içeride konuştuk çekme ve itme hareketi var diye. Ya Bizim yayın öncesi sohbetimizi kaydetseydik evet. keşke dedik o kadar güzel bir sohbetti ki doyamadık Aynen. ama oradan izleri de ben burada istiyorum. Evet. Çekme itme diyor çekme, hocam itme. bir çekme itme gücü var bir de nötr bir alan var diyor biraz açalım yani ben şunu anlıyorum çekme itme ile bizim aslında... Kaderimiz belirleniyor diyebilir miyiz hocam? Evet. Biz yani belirliyoruz tabii, o tabii, tabii. çekme ve itme gücüyle. Şimdi Açalım önce hızlı. özet yapayım. Şimdi biz hayatımızda iyi ve güzel şeyler olsun istiyoruz. Zihin seviyemizde, yani zihin deyince kafayı gösteriyorum mesela. Bilinç seviyemizde, bilinçli düzeyde, aklımızla diyoruz ki para kazanalım, zengin olalım, sevelim sevilelim, mutlu olalım ve hmm. cinselliği yaşayalım. Evet yani hasta olmayalım ya da hastaysak iyileşelim diyoruz değil mi fakat kalp yani şu kalp bu kadar şeffaf olmuyor kirlenmiş oluyor Bakın bu şeffaf temiz evet. nasıl kirleniyor özet söyleyeceğim önce kendisine küçükken verilen mesajlardan böyle minik 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 mesajlar sözlü ya da davranışsal mesajlardan şöyle bir sonuç çıkartıyor Ben dahil bütün iyi gibi gözüken şeylerin hepsini itmeliyim diyor. Onları uzaklaştırmalıyım. Neden? Ancak öyle olduğunda beni severler diyor. Şimdi burası çok acı. Mesela ben danışanlarıma bu cümleyi söyletiyorum. Bak basit bir cümle. Toplam 10 kelimeden oluşuyor. Söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Çünkü söyledikleri an sahte benlik dağılmaya başlayacak ve ittiği şeyleri çekmeye başlayacaklar tabii sadece söylemekle de değil bu pandülü de kullanarak uygulama. Bu her şeyi söylüyor mu hocam? Bu, evet, evet, hayır ve nötr şeklinde. Ya deneyelim diyeceğim de korkuyorum <laughs> şimdi bütün kirli çamaşırlar <laughs> dökülür diye hocam. <laughs> evet, şimdi kirli çamaşırlar deyince aklıma şey geldi. Ben hep şey derim, hakikat sevgisi diye bir şey var. Bak, ne demek o? Hakikat sevgisi. İşte o kirli çamaşırlar dediğin şeyin çamaşırları e, makine atmadan önce çevreden çıkartıyorsun değil mi? Evet. Çünkü eğer onları yıkamazsan temiz çamaşır giyemezsin. Doğru mu? Doğru. Şimdi bilinçaltımız da temizlenmezse, onlar dönüştürülmezse hayatımız istediğimiz gibi istediğimiz gibi olmaz. Dolayısıyla hakikat sevgisi için bilinçaltımızda var olan duyguları ve gerçekleri şey yapmaktır. Bu hakikati gösteriyor. Hakikati gösteriyor. Pandül evet. deniyor efendim buna. Bir evet. soru sorduğunuzda. Şimdi mesela çok basit. Diyorum ki şu kişi sevgiyi itiyor mu, çekiyor mu? İtiyor mu diyorum. Bakın evet'e döndü. İtiyor diyor. Ay şu kişi derken. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> sevgiyi itiyormuşum. Tamam yani sevgiyi hocam. Sevgiyi itiyor. Ha şimdi bu neden oluyor? Sevgi, para, güç, başarı, aşk, cinsellik, Sağlık. Hayata dair ne varsa. Hayata dair ne varsa iyi olan ne varsa ama. Hatta şey güzellik ve uzun yaşamak. Bunu bile itip çekiyor muyuz? Evet. Mesela biz e, ihtiyarlayıp hasta olarak ölmeyi çekiyoruz, seçiyoruz derken işte şimdi eskiden seçiyoruz derdik şimdi çekiyoruz diyoruz. Aynı şey aslında. Neden çekiyoruz erkenden yaşlanıp ölmeyi? Şundan dolayı. Hasta olmayı neden çekiyoruz? Şimdi diyor ki danışanım, hocam diyor her yanımda ağrı var diyor. Her. bunu söyleyen 40 yaşında birisi daha. Her yanımda ağrı var. Nerede diyorum? Saymaya başlıyor, bitmiyor yani saymaya. O arkamda, sırtımda, ayağımda, beli. Sonra başka başka şeyler. Bir bakıyorum Pandül'le kimi takip ediyor? Annesini. Annen de de var mı böyle ağrılar diyorum? Vardı diyor. Taklit ediyor. Taklit ediyor. O oluyor. Neden? Sevilmek için. Ay çok acı veriyor Şimdi bana işte çok bunları acı. duymak. Evet. Işte hani var ya gerçek acı biber de acı <laughs> o halde biber gerçek sanki öyle bir hani şey gibi oluyor. Hani dediniz ya hayatta insan da karmaşık değil çok basit çözümlerde çok, çok basit diyor. Bizim bu kadar karmaşık hale getirmemize üzülüyorum ben sonra bu kadar hasarlı evet, insanlar evet. olmamıza. Şimdi ben de üzülüyorum hatta öyle bir hale geldim ki taksiye biniyorum adamla mesela yarım saat seyahat edecek. E i̇ki laf ediyor diyorum ki ah diyorum sen bunu söyledin ya bilinçaltında şunlar şunlar var dolayısıyla senin hayatın böyle olacak. Adama orada yarım saat içinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de mesela oturuyoruz iki dakika karşılıklı yeni tanıdığım birisiyle ya da işte akraba dost falan filan. Ee, onun konuşmalarından onun şeyin çıkartıyorum hemen. Analiz, fotoğrafını. E, fotoğrafını. Hı. Bir şeyler söylemeye bakıyorum ben 15 dakika sonra elimde pandil. <laughs> Ona terapi yaparken buluyorum kendimi. Yani buradan şunu mu anlamalı izleyicimiz? Mesela az önce benimle ilgili bir şey yaptı. Evet. Sevgiyi itiyorsun çekmiyorsun evet, dedi. Evet. Valla ben evet yani buna hayır diyemem. Evet. Ee, i̇nsanların Hayatında şikayet ettiği, ulaşamadığı, o yok o bana gelmez dediği her şeyi insan yapabilecek güce sahip. sahip. Onu itme ve çekme gücüyle ya kendinde tutuyor ya bütünüyle itip bir daha hayatına getiremiyor. Kesin. Para da buna dahil. Para dahil. Parayı da böyle itip Hı -hı. itmediğini diyor. Anlarsınız diyor. Ben de hocaya çok enteresan bir soru sordum içeride. Burada da sormak isterim. Eğer insan e, en ulaşılmaz gibi gözüken işte e, para diyelim bir insan için. Bunu bile hayatına çekebilecek güce sahipse Sahip, tabii. ve bunu itiyorsa e o zaman parasızlık bir hastalık değil mi hocam? Evet, hastalık. Fakirlik bir hastalık mı? Kesinlikle. Vallahi çok şaşırıyor. Yani hastalığın kendisi de bir hastalık zaten. Yani normal değil. Ha hastalığın doğal kendisi. Doğal değil. Ne yapıyor? Hastalık doğal. E şey, erişemeyen biri Şimdi ne yapıyor şöyle, mesela? bir şeyi it, iterken biz genellikle şöyle yapıyoruz. Nerede iyi ve güzel şey varsa küçükken Onların bir şekilde öyle ya da böyle bize zarar verebileceğine dair söylemlerle büyütülüyoruz. Çocuk da 5 yaşına kadar yarı hipnozla dolaşır zaten. Yarı hipnoz aynı zamanda da atıyorum teta seviyesine bir frekansı açıklar. Aynı zamanda da ilkel düzeyde bir anlayışı açıklar. Yani söylemler, hikayeler sen oradan bir sonuç çıkartırsın. Onu sana anlatan, söyleyen senden büyüktür, senin daha senden güçlüdür, daha tecrübelidir, vesaire. Sen dersin ki mesela şöyle derler, işte atıyorum yani çok mal haramsız olmaz falan. Çok laf yalan. Bu dünyada gibi, evet. işte zenginler evet böyle ama hani öbür tarafta onlar <laughs> cehenneme, fakirler cennete gidecek gibi. Topbasam bu 50 tane, 100 tane cümledir. Hatta 100 bile değildir. Ne yapar toplu kendi görüşünü bu şekilde çocuğuna aktarılı aktarır. Çünkü insanlar iyi ve güzel şeyden korkutulmuşlardır. Kimler tarafından? Onlar korksun, ulaşmasın istemesin kayvanı biz yiyelim diyenler tarafından bu yapılmıştır. İnsan bu kadar kolay manipüle edilebilen bir varlık mı? Kesinlikle var. çocukken çok kolay korkutarak Tanrıdan korkut, Tanrı'yı kullanarak. Tanrı'yı kullandığın zaman kişi paralize olur. Donar kanır korkudan. Mesela çocukken bize derlerdi ya. Bak Allah görüyor, Allah çarpar. Allah ara, yakar. Alar. Bak anneler annelere karşı çıkma taş olursun sonra. Daha binlerce söylem. Ne oluyor? Bir otorite yaratılıyor karşında ve onlar diyorlar ki bak cinsellik mesela. Cinsellik. Libidoyla dolusun. Bedeninde şey aktif olmuş, çalışıyor karşı cinse e, kızsan erkeklere, erkek erkeksen kız çocuklarına bir çekilim hissediyorsun. Bak çekilim diyorum. İlk yakalandığın zaman bir ceza, bir tokat, bir aşağılama bilmem ne diyorsun ki alt beyin diyor ki aman aman uzak almayayım diyor. Uzak dur diyor. Bu hemen çıkıyor işte. Yani çok basit. Cinselliği çekiyor mu itiyor mu? Hemen çıkıyor. Hatta buradan tarihini bile buluyorum yani kaç yaşında. O ve hangi o kadar tür, değil, hangi tür olayla? Mesela tacize uğramış kişi mesela aşırı kilolu bir daha tacize uğramamak için kilo alıyor ya da evli e, cinsel hayatınız nasıl diyorum? E kötü. E çünkü cinsellikten soğumuş. Yani onun için cinsellik eşittir taciz, kullanılma, aşağılanma yani. Ne kadar negatif şey varsa alt şeyinde, açılımlarında onları ifade ediyor. Para nedir? Ya paralı insanlar kötüdür mesela. Türk filmlerini hatırla. Diyor ki kızımı bırak diyor sana bir çek yazayım falan. <laughs> Hep böyle kötü kodlandı kafamıza. Ha. Ne yapıyor bizim kahramanımız da? Ağlıyor, yırtıyor, atıyor falan. Parayı reddediyor. Vay ne büyük insan falan. Böyle şey yapılıyor. Peki bu bu hikayeleri kim uyduruyor? Kim bunları... E, altını çizerek bize sürekli sunuyor. Diyor ki sen parayı alma ben alayım, cinselliği alma ben alayım, zenginliği kullanma ben kullanayım. Size göre o zaman size göre derken e, hastalık, parasızlık vesaire bütün o negatif şeyler asla doğal değil ve bunu kabul etmeyin. Doğal diyorsunuz. Değil, tabii. Her şey düşünceden doğar. Elimde değil demeyin de diyorsunuz. Kesinlikle. Mesela diyor ki yani zengin olmak için diyor bir miktar belirleyin diyor. Yazın diyor bunu diyor. Kafanızda zenginliğin size göre zenginliğin tanımını yapın diyor. Hocam evet. biz böyle konuklarımıza soruyoruz ama e, biraz da sormaya çekiniyorum. Hep böyle bir kestirme yoldan gidiyormuş gibi oluyor. E, dediniz ya aslında her şey çok basit karmaşık yapan biziz diye. Var mı bunun bir formülü? Konu ne olursa, ya parasızlık olabilir, hastalık olabilir, var, sevilme tabii duygusu tabii. olabilir. Ne yapsın ya bu insanlar? Ya Şimdi kuantum çalışması de dememizin sebebi şu. Basit olarak soruyoruz mesela, zenginliği kabul ediyor mu, etmiyor mu diye. Kişinin kendisi kabul ediyor yalnız, onu söyleyeyim. Evet. Kabul etmeyen parçası var, alt beyni, ilkel tarafı etmiyor. Sonra bunu teyit ediyorsun kişinin hayatında. O keme diyor, şüme diyor. Mırın kırın ediyor, biraz yuvarlamaya çalışıyor. Sonra biraz kazıyınca gerçek çıkıyor. Ne diyoruz? Hakikat sever olacaksın. Hakikati seveceksin. Sonra ha, bunu da tespit ettik. Sonra e, zenginliği itiyorsan bununla ilgili söylemleri sana kim anlatmış? Kim çıkıyor? Anne baba onu büyüten kişiler. Hı hı. Dede büyü, büyüttüyse dede, babaanne büyüttüyse babaanne. Amca büyüttüyse amca. Zaten toplasan on kişidir bunlar. Sülale öyledir. Peki bu ajanlar ben onlara ajan diyorum. Şimdi ne ajanı? Matrix'teki ajanlar var ya. Aynı onun gibi. Bunlar ne yapar? Seni toplumun e, genel geçer kurallarına sürerler. Orada var olmanı, orada hayatını sürdürmeni isterler. Çıktığın an Hemen seni tekrar o şeye sokarlar. Cendere'ye sokarlar. Cendere'ye sokarlar. Şimdi bir danışanım vardı benim. Tiyatrocuydu kendisi. Diyor ki hocam diyor ben baktığınız zaman diyor Türkiye'de dört tane çok iyi yönetmen varsa dördüncüsü benim diyor. İşte bir iki üç sayıyor. Ben de tiyatro ile ilgilendiğim için o isimleri biliyorum yani. Bir tanesi atıyorum Işıl Kasapoğlu falan. Müthiş. O kadar iyilerden biri. Ha, müthiş adamlar bunlar. Fakat diyor hocam diyor ben diyor e, şehir tiyatrolarına girmiştim. Oradan beni attılar diyor. Değil en iyi yönetmen olmak. Sonra bir araştırıyoruz. Araştırıyoruz şey çıkıyor. Bunun dedesi büyütmüş. Dede sık sık onu dövermiş. Aşağılarmış. Ve şu cümleyi kullanmış. Onu hatırladı. Hatırlatıyoruz ona bunu. Şimdi artık böyle çok hatırlatmaya da gerek kalmıyor bunda. Sadece buna bakıyorum. Başarıyı itiyorum. Çekiyorum. O kadar. Ama hikayeleri bilmek de çok e, önemli. Baba dedesi dermiş ki ona sen demiş eğer şu sokaktaki köpekler adam olursa ancak sen o zaman Ay. adam Bir cümle bütün hayatını oh. mı belirliyor Kesinlikle. bir insana? Ama hangi cümle? Kim tarafından söylenmiş cümle? Ona bakan, onu büyüten. Ay ağlayacağım ya çok sinir bozucu çok, ya. Çok Tabii çok işte onun için ben her yerde böyle nöbetçi şey gibi dolaşıyorum. <laughs> nöbetçi terapist gibi. E, eşim bana diyor ki ya çok çalışıyorsun diyor biraz dinlensene falan diyor. Ya diyorum ki ben e, bunu hani para kazanmak için falan yapmıyorum yok, ki. Hocam. Diyor ki senin ihtiyacın yok diyor niye yapıyorsun diyor. E diyorum da benim ulaşacağım binlerce insan var onlarla çalışmam lazım daha çok kişi yaralı nasıl? insanlar ordusu yaralı. ya dünya. Çünkü ben bakınca görüyorum onların şeylerini ve Değil bir de hocam. debeleniyorlar. Yani içinden çıkamıyor. O bir şey söylüyor bu. Bir şey kafalar da karışık. Kafalar da karışıyor. Ee, onu büyütmesi lazım. Çünkü küçükken o dedesi büyütmüş. Şimdi dedesinin söylemini yerine getirmezse yani adam olursa ne olacak diye düşünüyor. Var olamayacak diye düşünüyor. O zaman var olamaz. Şimdi bir anda var olmak var, to be or not to be var. Bir anda da başarılı olmak var. Hangisini seçersin? Tabii ki var olmayı. Bu birinci derecede önemli bir şeydir. Ama dedesi, ona bakan büyüten kimse olmasa, dış kapının mandalı olsa, hiç umursamaz onu. Daha hayatında bir etki oluşturmaz. Olmaz tabii ki. En çok hasar oluşturan cümleler bu ve benzeri ne karşınıza çıkıyor hocam? Herkes yarasını belki Bilmiyorum. dinlerken o bulabilir kadar, diye. O kadar çok var ki ya, ben onları danışanlarımdan rica Bazen hiç aklımıza gelmeyecek ettim, bir cümle bile mi? kitap haline getireceğim. Ay tabii. Mesela, çok isabetli bir soru oldu. Seni çingenelerden aldık. Çingeneler bize seni çöp. Çöp kutusundan biz Cami aldık, seni. aldık Cami avlusundan aldık derler. Cami avlusundan bulduk. Çöplükten çıkardık. Daha dün bir eğitimde bir arkadaşımız söyledi. Çöplüğü bir açtık. Aa baktık ki sen oradaydın. oradaydın. Seni oradan aldım. Mesela tiyatrocu iki karı koca çocukların karşısında oyun oynuyorlarmış. Böyle tiyatral oyun. Ona şeyi anlatıyorlar. Yani daha etkili olsun diye. Çingenelerin onu nasıl getirdiğini anlatıyorlar. Mizansenli böyle senaryolu bir şekilde anlatıyorlar. Daha etkili olsun diye. Ya hangi kafa bunu yapar bir çocuğun üstünde ben? Hani neden yaparsın e, bunu? Bilme, bil, bilmediğimiz... Yani bilmediğim işte şey hocam. E, çok çocuğu... yakın zamanda hekim bir konuğum dedi ki hani öfke olumsuz e, duygulara sebebiyet veriyor işte frekansımız falan düşüyor. Öfke rolü yapan aktör ve aktrislerde bile o frekans düşüyormuş ya. Yani. Evet. Evet uzun süre kötü rol oynayan şey aktörleri vardı. Yeşilçam aktörleri. Evet. E, Turgut Özetay mesela çok eskidir böyle birkaç tane ve onların sonra ben hayatlarını inceledim çok kötü bitiyor hayatları biliyor musun çünkü bilinçaltı gerçekten kötü biri zannetmeye başlıyor tabii o role girmesi için o duyguları çağırıyor çünkü kendine yani bir adama üç kere kötü rol oynatıyorsan üç kere de iyi rol oynatacaksın o dengeyi kurmak o denge... lazım ama bizimkiler ezbere diyorlar ki bu adam bu işi iyi yapıyor çağırın gelsin falan başka ne var başka şu var Hani bu sen adam olmazsın hmm, meselesinin hmm, dışında. Evet hangi cümleler demiştik. Bir hikayeyi anlatayım size. Mizan Senli. Ee, şöyle. Anne babası ölmüş mü? Vefat mı etmiş? Anneannesi onu büyütüyormuş. Pazara gidermiş akşamları. Çocuk da yanında. Küçük. Ee, şeye tezgahtakine dermiş ki. Bak dermiş. Bu çocuk öksüz. Bunun kimsesi yok. Bize şuradan tartsana. Artıklardan. Hani para vermeyelim diye. Sonra Yine bir olmuş o çocuk. Hayatım şey tabii çok kötü. Yani para sorunu hat safhada artık. Değersizlik hat safhada. Düşünsene. Türkiye ki yani bunun için diyor. Düşünsene diyor yani demek istiyor. Anne babası bile bunu istememiş. Biz fakiriz. Şuradan bize işte bir kilo domates versene. Artıklardan ama. Akşamüstü gidiyor ya. Şimdi buna muhatap olan çocuk nasıl hisseder? Başka bir kız çocuğu şöyle bir şey anlattı. Ee, diyor ki yeni okuma yazma öğreniyorum. Babam e, ben böyle çalışırken babası demiş ki gel sana öğreteyim demiş. Gitmiş babasının yanına sevinerek. Oturmuş onun kucağına babası anlatmış dinlemiş falan. Çok mutlu. Annesi böyle bakıyormuş. Gel buraya demiş kıza. Koşa koşa gitmiş. Sen bir ona dayak at. Sonra da o küçücük kıza hafif kadın olduğunu ima eden bir kelime kullanıyor. Anne. Annesi. 6 yaşında çocuk. E ne olur şimdi o onun hali düşünün. Daha böyle öne hikayeler var ki. E... Ama şu da var hocam. Yani şş, buna niye anlatıyor hoca? Çözebildiği için bu örnekleri veriyor. Yani evet. hoca bu ne kadar uzun yıllardır ne kadar çok hikaye tanıklık etti varın siz düşünün diyor ki hoca yani hep bu korkular ya daha doğrusu şöyle yazılım oluşturuyor yaz, bu. evet yazılım oluşturuyor temel sonra oluşturuyor. bu kaderine dönüşüyor Kesinlikle. biz duygularımızı o kadar az önemsiyoruz ki ama duyguların kaderin olarak karşına çıkar senin diyor bir de diyorsunuz ki yani korkuyu öldürmek diyorum ben buna hmm. ee, yokluk seviyesine geldiğinde artık korkacak hiçbir şeyin kalmaz bir yarım saat orada kal diyorsunuz. Bunu biraz açalım mı hocam? Şöyle neticede hani dedik ya kendisini büyüten dedenin etkisinde <gülüyor> kalmak <gülüyor> gibi falan. Şimdi o zaman kişi böyle bir bir ayağı bir tarafta bir ayağı bir tarafta kalıyor. Yani kendi mutluluğunu setse burası onu sevmekten vazgeçecek. Hani dedim ya var olamayacak bile <gülüyor> <gülüyor> diyorum. Var olamamak kişi için nedir diye Heh. çok düşündüm. Yalnız kalmak. Yapa yalnız. Türkçe çok güzel bir kelime. Bak, yapa yalnız, yalnız. Yapa yalnız. Yapa yalnız kalmak kimsesiz kalmak demektir. Bu da yok olmanın bir parçası gibi gözükür ama orada bizi bir şey bekler. Hiçliğe düştüğümüz an yokluğa, hiçliğe, boşluğa düştüğümüz an bir süre buna sabredebilen insanlar ki bu metodu kullanan şeyler var. Tarikatlar falan var. Ee, sonra anlatacağım onu. Buraya düştüğü an kişi bir süre sabrediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir şeyden korkmaz hale geliyor. Bir, her şeyle bütünlüğünü hissediyor. Kişilik ötesine geçiyor. Kendi kişiliğinin ötesine geçiyor. Korku morku kalmıyor. Ve o zaman birisi beni terk edecek diye, o beni sevmeyecek diye o pozitif şeyleri itmekten vazgeçiyor. Evde bunu kendi kendine yapabilir mi bir insan? Yoksa birinin öğretmesi mi ee, gerekir? Biri eşliğinde mi yapılması yapamaz gerekir? Yapamaz çünkü şey yapar hemen. Alt beyni onu uyandırır. Uyandırır. Tabii. Aa, bir öyle kolay yaratır. değil yani. Tabii bir bahane yaratır ve onu oradan kaçırtır. Ee, en azından yolları nasıl öğrenebileceğinizi e, göstermek adına ben Aydın Bey'den rica etsem hocanın yakın zamanda bir kampı var. Şifa kampı. Evet. Onun görselini bir i̇yileşme. ekrana verebilir miyiz Aydın Bey? İyileşme kampı. Burada bu yolları öğrenebiliyorlar değil mi Tabii. hocam? Bu kamplar eğitim ee, kampları çok önemli. İşte şimdi... ekrana geldi şifa kampı. Ben hemen bir okuyayım. Aynen. 8 9 10 Aralık'ta Boyalık Otel Çeşme'de ay mekan da ne güzelmiş hocam. E, <laughs> evet. Şanal Günseli'nin şifa kampı var. Şimdi bu şifa kamplarında yüz yüze olduğu için bu yokluk işte korkulardan arındırma bağlı olduğumuz kişiler var bağımlı olduğumuz yani mesela o kişi ya da şeyler o kişi olmazsa ben var olamam zannediyorsun. Bağımlılık da bir nevi hipnoz tabii. Yani şöyle sanki varlığın ona ona bağlı gibi. O olmazsa Aha. yoksun. Mesela bahsettiğimiz o tiyatrocu kişi için dedesi Varoluşu için olmazsa olmaz kişiydi ya da bir başkası için annesi ve bazı da eşyalar aynı, aynı duyguyu verebilir hayvanlar aynı şeyi verebilir yani biz hayvanlara eşyalara ve insanlara bağımlı olabiliriz bağımlı olmak ben onsuz yok olurum e, demektir aslında şimdi biz bu şifa kamplarında iyileşme kamplarında bir nevi o kişiyi boşluk duygusuna atıyoruz böyle ama böyle alıştıra alıştıra. Ne bunu nasıl yapıyoruz? Kişinin bağlı olduğu, e, bağımlı olduğu şeyler ya da e, kişilerle bağlantısında bir sahte kişilik oluşuyor. Sahte bir benlik oluşuyor, sahte duygular, sahte inançlar. Biz buna kimlik diyelim, sahte kimlik. O sahte kimliği yavaş 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 hani kiri temizler gibi deterjanla o deterjan görevi gören uygulamalar yapıyoruz. Bazen sözler söyleterek, bazen karşılıklı göz göze bakarak diyaloglarla, bazen sorularla. Şimdi bu temizleme, çiteleme sırasında kişi çok depreşir, kıpraşır. Korkar çünkü o Yokluk, hiçlik yani sahte benliğin yok oluşuna e, şey hı hı. yapmak istemez. Kendini bırakmak istemez. Bir örnek vereyim. Ankara'da böyle bir şeyimiz olmuştu. Bir bayan dikkatimi çekti. Dedim siz, ben dedi Almanya'dan geldim dedi. Almanya'dan. Bu atölye mi geldin? Evet dedi falan. Ama dedi ailemin haberi yok dedi. Ben dedim ki ha düştün elime. <laughs> dedim sen kaç yaşındasın? 40 yaşında kocaman insansın dedim ya. Sen onlardan habersiz geldiğine göre öğrendiklerinde sana kızacaklarını düşünüyorsun değil mi? Oradan girdim. Sonra kadın bir yıl sonra bir şey gönderdi. E, mesaj. Dedi ki ben size geldim de söylemedim ama dedi. Bilmiyorum ya. Yani. Böbrek, böbrek üstünde kitle varmış. Kanser. Geçti o dedi. Allah, bu duygular bedenimizde evet. nasıl hasarlara... Evet. Şimdi o, kitlere, i̇şte o duyguları dedim ya, evet, duygular kaderimiz kitleler olarak... Kitleler ne biliyor musunuz? Kitleler. İfade etmediğin duyguların. O yüzden mi insanın kendine, kendiyle ilgili bütün gerçekleri itiraf etmesi gerekir diyorsunuz? Çok önemli. İtiraf etmesi lazım. Bir tane dün derste anlattım onu. E, evsizleri dolaşarak... Onlara böyle 500 dolar veren bir çocuk var, genç bir çocuk. Böyle koşu yapar gibi yanlarına yaklaşıyor falan. Yalnız adamlara bir şey soruyor. Diyor ki: "Hayatta en büyük şeyin nedir?" diyor. Bilmiyorum. "Pişmanlığın. Heh, en büyük pişmanlığın nedir?" diyor. Şimdi bunu söylüyor. Mesela bu da bir tür işte yokluk, yokluğa atma konu. Yani ne yapıyor o? Şeyini içinde tuttuğu pişmanlığın duygusunu serbest bırakıyor. Ta adam normal başlıyor işte benim diyor bir kız arkadaşım var diyor onu diyor falan bir başlıyor ağlamaya hüngür avaz adam. O da ona sarılıyor yani o duygusunu ifade etmesine izin veriyor. Sadece çiteleme değil aynı zamanda şefkat şeyine de onu sarmak lazım. Zamanı çok önemli bunu ayarı çok önemli. Ehil ellerde bu işleri yaptırın bence. Sonra da şey yapıyor 500 dolar veriyor. Hı hı. O böyle toparlıyor, üstüne başını bakıyor, bir şeyler yiyor falan filan. Aradan bir süre geçince tekrar buluyor onu. Adam ne oluyor biliyor musunuz? Güzel kıyafetler giymiş, ölü gibiydi ilk karşılaşmasında mesela. Çoğu öyle, bitmiş böyle. Daha canlı, hayata ve çok 500 doları verip bu itirafı yaptıktan sonra giderken ellerini açıyorlar, Tanrıya şükre diyorlar o kişiler, homelesslar, evsizler. Bakın sadece o 500 lira verdiği için değil. İtiraf ettirmek. İtiraf etti. Kimse o soruyu sormuyor ona işte. Hocam şimdi sona yaklaşırken ben şöyle finallemek istiyorum. Aynı zamanda Şanal Günseli diyor ki insan bedeni nükleer bir reaktör kadar enerji üretiyor diyor. Doğru. E ben de o zaman diyorum ki e bir taraftan bu kadar hasarlı yaralı oluşumuzu konuştuk. E, yani insan böyle çaresiz ama ne kadar her şeyden etkilenen bir varlık. Gibi bunu önünüze koyduk ama aynı zamanda diyor ki bir nükleer reaktör kadar enerji üretebiliyoruz. E niye kullanmıyoruz? Kullanmıyoruz şöyle ben onu şöyle bir örnekle e, anlatıyorum gözümün önüne o örnek geliyor. Bir fıçı düşünün hı hı. kocaman bir fıçı. Üstten o enerji yerine suyu hayal edelim. Suyu dolduruyoruz. Fıçının her tarafı delik ama. Biz dolduruyoruz fıçı Do deliklerinden boşalıyor. O delikler ne? İşte bu negatif duygular ve inançlar. Fıçıyı dolduramıyoruz. Dolduramıyoruz. Işte. Çünkü o enerji de pozitif bir şey. Mesela güçlü olduğunda sevilmeyeceğine inanan insanlar var. Daha bugün çalıştım. Oğlundan şikayet ediyor. Diyor ki hocam diyor hiçbir şey yapmak istemiyor. Evde oturuyor 40 yaşında 4 üniversite bitirdi falan filan. Pandülümle bir bakıyorum. Ben de onun işe girmesini istiyorum diyor. Bir bakıyorum istemiyor. Neden? Ona muhtaç olsun, yanından ayrılmasını istiyor çünkü. Kadın yalnız olmaktan korkuyor. Tutuyor oğlunu ya da kızını. Bakıyorum diyorum ki, annen sana yapışık değil mi diyorum ya da sen annene yapışıksın. Sorma hocam, içeride odada diyor. İkisi birbirini birbiri olmadan yaşayamayacağını zannetmeye başlıyorlar. İşte ilahlaştırma bu, putlaştırma bu. Peki izleyicilerimize şunu yaptığınızda o sizde bir nükleer reaktörde bulunan e, enerji e, sizde aktif olur, ortaya çıkar dediğiniz bir şeyler var mı? Bunun bir antrenmanı var mı hocam? Yani, Yoksa o negatif kayıtlardan mı önce işe başlamak gerekiyor? Yani şimdi söylediklerimizi özetlememiz lazım evet, o zaman. Finallememiz o finallememiz lazım. Ee, hakikati sevdiğin zaman sahip olduğun negatifleri de... E, korkusuz ele alırsın çıkartırsın ortaya yani mesela şunu içinde gizlemiştin dersin ki aa neymiş bir bakalım dersin tek tek koyarsın dizersin dersin ki ben şundan korkuyorum bundan korkuyorum sonra dersin ki Allah Allah ben her iyi ve güzel şeyden korkuyorum bunu itiraf edersin önce sonra mesela o pişmanlıkları itiraf etmek bunlardan bir tanesi ya da mesela o tiyatrocu adama ben olsam şöyle söyletirdim Şimdi Derdim ki e, eğer Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden biri olursam var olamam. Bunu söyleyince ne oluyor biliyor musun? Ağlamaya başladı. Hüngür hüngür. Çünkü inancı o. Bizi ağlatan ne? Kendimiz o duygu bilgiler. işte. O kilit. Yani böyle o içerideki Hı. düğüm olmuş ifade edilmemiş cümle. İnsan kendine çok ağlar ya ondan sor ya soruyorum da, işte. Ya da ama o tip ağlamalar ya da dedesine duyduğu büyük öfke. Yani hayat bir cümle söylüyor. O cümlenin arkasında büyük bir sevgisizlik var. Ve dedesine çok kızgın. Dedesine öfkesini ve kızgınlığını itiraf edemiyor. Kendine söyleyemiyor. Çünkü etrafındakiler diyorlar ki aa olur mu canım o seni bir bak o kadar baktı etti falan filan İyi de. Önden ekmek verdi, arkamdan beni bıçakladı. Hayatımı şey yaptı. Yanlış bir davranışta bulunan herhangi birisi o. Yani <laughs> evet beni büyütmüş etmiş ama belki onu bile etraf, etraf ne der diye düşündüğü için bile yapmış olabilir. Çünkü iyilikle kötülüğün ne olduğunu ayırt etmezsen ve araya bir çizgi çekmezsen, birine kırmızı birine yeşil bak bu iyi bu kötü demezsen kafa duman oluyor, karışık oluyor. Ayırt edemiyorsun. Bu sefer kimin iyi, kimin kötü olduğunu ayırt edemiyorsun. Biz mesela bizim bir başka çalışmamızda, ben ona şunu sorarım. Mesela derim ki, dedeni unut şimdi. Hep oradan gidiyoruz şimdi aynı kişiden. Hı hı. Birisi, bir adam, yaşlı bir adam, torununa böyle bir şey söylese, bu yaptığı doğru mudur, yanlış mıdır? E diyor ki, e tabii ki yanlıştır. Peki, bu yanlışı yapan kişi iyi midir, kötü müdür? E tabii ki kötüdür. Sonra diyorum ki deden iyi miydi, kötü müydü? Onu söyleyemiyor. Çünkü onu büyüten kişi. Onu büyüten kişi. Söylediği an... Perdeler kalkıyor. Yokluk havuzunun içine ha, gidiyor. Yokluk. işte diyor ya <laughs> o yokluk seviyesine geldiğiniz artık korkacak bir şey yok. Ben bunu çok önemsedim hocam. Çok evet. güzel. Bu arada bir yarım saat kal. gerçekle yüzleş. Ee, özet yapacak olursak da en başta da söylemiştik ya her şey düşünceden doğar. Elimde değil demeyin. İnsan bedeni nükleer bir reaktör kadar enerji üretiyor. Evet. Önce negatif kayıtlardan kurtulun. Sonra olumlu olan her şeyi hayatınızı çekersiniz. Bilim de artık bunu kanıtladı. Hastalık, sevilmemek, mutsuzluk, parasızlık, fakirlik. Bunlar doğal değil. Bunları da hayatınızda evet, kabul etmeyin. kaçak yaptığı için öyle oluyor. <laughs> reaktör kaçak yapıyor diyor. <laughs> Şenal Günseli'nin hocam evet. tarihleri bir daha hatırlatalım. Evet, bir şimdi eğitim kampı var. Şifa kampı. 8-9-10 Aralık'ta Çeşme, Çeşmede. İzmir Çeşme'de iyileşme kampı yapıyoruz. Şimdi iyileşme kampında işte bütün bunları pratik olarak uyguluyoruz. Kuantumun babası diye başladık. Öyle de bitirelim. Çünkü... Bugün gerçekten bizlerin de yayınlarına konuk ettiği pek çok ismi yetiştiren, eğiten kişi. Pek çok insana da şifa olmuş biri ağırladığımız için kendisine ziyadesiyle mutluyuz, memnunuz. Çok teşekkürler. Hocama ben de katıldığım sağlık. için mutluyum. Ağzınıza, mutluyorum. gönlünüze sağlık. Yine yeniden görüşebilmek Sağ dileğiyle. Sağ izlediğiniz için de her zaman olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.